Bugün Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybetmiş ve adalet arayan ailelerin eş zamanlı yapılan adalet nöbetine sorunlarını duyurmak için buradayız. 6 Şubat depremlerinde resmi rakamlara göre en az 50 bin insan hayatını yitirmiştir. Bunun yanı sıra 35 binden fazla bina yıkılmış, 300 bine yakın bina da ağır hasar almıştır. 1,5 milyon insan evsiz kalmıştır. Bu yıkıma sebep olan sadece deprem değil, insan yaşamına uygun, güvenli şehir inşa etmeyenlerdir. Kim olursa olsun tüm sorumlular yargılanmaya tabi tutulmalıdır. Ülkemizde daha önce meydana gelen depremlerde olduğu gibi yargılamalar sonuçsuz kalmamalı, tüm sorumlular adalet karşısında hesap vermelidir. Depremden hemen sonra toplumun öfkesini azaltmak için bazı binaların müteahhitleri tutuklandı. Sorumlu olan müteahhitlerin tutuklanması yasa gereğidir. Ancak mevzuatın emrettiği gibi bina yapımında sadece yapı müteahhitlerinin değil, ilgili kamu görevlilerinin de sorumluluğu açıkça belirtilmiştir. Yapı denetim sorumlularından belediye yetkililerine ve ilişkili bakanlık görevlilerine kadar sorumluların her bir bina için ayrı ayrı tespiti ve yargılamaya tabi tutulmaları gerekmektedir. Yasa herkese eşit bir şekilde uygulandığı takdirde fonksiyonunu yerine getirir. Aksi takdirde şahsa göre uygulanan bir metinden ileri gidemez. Dolayısıyla sorumluluğu bulunan herkesin tespit edilmesi, adil ve etkin bir yargılamaya tabi tutulması esas talebimizdir. Biz 6 Şubat'tan itibaren hiç bıkmadan, usanmadan adalet mücadelesi veriyoruz. Biz o kadar öldük ki ne refüjlere sığabildik, ne yollara sığabildik, ne mezarlara sığabildik. Biz Ebrar sitesinde 1400 kişiyi, 1400 canımızı kaybettik. Sadece Ebrar sitesi olarak değil, kaybettiğimiz 50 bin kişi için bugün buradayız. 6 Şubat deprem suçluları, katilleri yargılansın diye buradayız. Biz neden bu kadar eksildik ve neden bunlara maruz bırakıldık? Aç gözlülüğün, para gözlülüğün, liyakatsizliğin kurbanı olarak ailelerimizin canlarıyla ödedik. Biz 6 Şubat'ta ailelerimizi, şehirlerimizi, arkadaşlarımızı, gelecek mutlu günlerimizi kaybettik. Biz bu her şeyimizi kaybetmişken adalet mücadelemizi de kaybetmeyeceğiz. Malatya Kırçuval Otel'de yavrumu Mehmetcan Ağırbaşı ve 6 tane arkadaşını, 4 tane de ampute takımdan arkadaşlarını kaybettik. Adalet arayışımız 6 Şubat'tan beri devam ediyor. Hala bilirkişi raporlarını bekliyoruz. Hala davamız yok. Hala evlatlarımızın acısıyla yanıp tutuşuyoruz. Evlatlarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yavrularımızın hakkını bulmak için mücadeleye devam edeceğiz. Adalet peşinde aileler olarak hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz. 2021 yılında Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bir şikayet dilekçesi veriliyor. Bizim bina yöneticimiz Mustafa Doğruoğlu tarafından ve şimdi yeni dosyaya eklendi. Altına binadaki oturan sakinlerin tamamının neredeyse imzası var. İnsanlar 2021 yılında demişler ki Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi'ne ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne alttaki pastane, Kervan Pastanesi'nin sahipleri binanın altında tahribatlar yaptı. Bunları gelip inceleyin denilmiş. Ama verilen şikayet dilekçesine verilen cevapta kazan dairesinde veya binanın statiğini bozacak herhangi bir tahribata rastlanılmamıştır denilmiş. Şu an bu dilekçeler elimde ve bu insanlar bizi öldürecekler demişler ama duymazdan gelinmiş. Şimdi 11 ay geçti, neredeyse bir yıl olacak. Benim bu 3 evladım toprağın altında. Benim 3 evladım toprağın altında yatarken bu kamu personelinin hala ifadesinin dahi alınmamasını kabul etmiyorum. Adalet için buradayız. Kız kardeşim, eşi, bebeğimiz, annem Hatay Antakya'da Fuat Koku sitesinde 6 gün sonra enkazına ulaşabildik. Hiçbir yardım, hiçbir şey gelmedi. 6 Şubat depreminde üzerinden bir yıl geçti. Neredeyse 11 ay geçti. Biz ancak halen burada adalet arıyoruz. 6 Şubat depreminde Antakya'da Rana Apartmanı'nda annem Hatice Can ve babam Mithat Can'ı kaybettim. Ancak ne yazık ki arama kurtarmadan cenazelerimizi bulmaya,
bütün süreçleri kendimiz yaptığımız gibi bugün burada yakınlarını kaybeden insanlar adalet için mücadele etmek zorunda. Normal bir ülkede, normal koşullarda yaşasaydık bizim bu mücadeleyi vermememiz gerekirdi. Ancak imar rantı uğruna sağlıksız şehirler kuruldu ve bizler depremde ölüme terk edildik. Sorumlular görevini yapmadığı için bugün de adalet arayışımız görevlilerin görevini ihmal etmesinden dolayı kaynaklanıyor. Kahramanmaraş depreminde annemi, babamı, üç kardeşimi, yeğenlerimi, yengemi, birinci derece akrabalarımdan toplam 28 kişiyi kaybettim. Depremi ilk duyduğum saatlerde yola çıktım. 13 saatte Maraş'a varabildim. Gittiğimde Ebrarlar Sitesi'nin etrafında hiç kimse yoktu. Hiç kimse, ne polis, ne asker, ne jandarma, ne herhangi bir yetkili, hiç kimse yoktu. Balıkçı yağmurluğu giymiş, sadece bir kişi vardı orada. Yaklaşma, binada çökme tehlikesi var dedi. Ben tabii dinlemedim. Enkazların içerisine girdim. Anneme seslendim, babama seslendim, kardeşlerime seslendim. Kimseden ses alamadım. Az ilerledikten sonra bir ses, bir inilti duydum. Yardım istiyordu. Gövdesinin yarısı enkazın altında, yarısı dışarıdaydı. Yardım et dedi bana, yardım et. Yardım edemedim. Elimden hiçbir şey gelmedi. Kardeşlerimin yanına gitmeliyim dedim. Duymamam gereken tüm sesleri duydum. Görmemem gereken tüm görüntüleri duydum. Günlerce, 13 gün boyunca aç, susuz, yemeden, içmeden enkazların başında bekledim. Cenazemin birini alıp defnederken imama acele et, diğerlerini götürmesinler, kimsesizler mezarlarına defnetmesinler diye koşarak tekrardan geri enkazların başına gittim. Devlet neredeydi? Adalet neredeydi? Hadi o dönemlerde yanımızda olmadınız. Bari şimdi adalet istiyoruz sizden. Adalet. Şimdi yanımızda olun.